Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sevgili Buket Arbatlı ile beraberiz. Erkeklere Her Şey Anlatılmaz adındaki çok güzel öykü kitabı üzerine bir sohbet yapacağız. Zorba Kitap Evi'nde Ümit Aydın Aktaş, sevgili ekibim ve ben Pınar Üretmen. Buket'cim çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadın, geldin İstanbul'dan buralara, İzmir'e. Estağfurullah. Seninle olmak çok güzel. Benim için de büyük bir onur oldu gerçekten. Hem de çok sevdiğim dostlarım var burada. Ya bizim, bir araya gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizim de hani bayağı pandemi başlayalı hiçbir söyleşi yapamıyoruz. Seninle tekrar başladık. Orada baktım ben, Buket'in kitabı 1 yıl oldu diye bakıyorum. Zaman o kadar hızlı geçmiş ki. Yani 2 yıl olmuş. Evet. O aradaki zaman bizim hepimiz için muhtemelen bir hani yaşanmamışlıklarla beraber kaybolan bir dönem oldu, geçti. 2 yıl olmuş, 8 Mart'ta çıkarmışsın. Tam 2. yılı kutluyoruz. Kadınlar Günü'nde çıkmış öykü kitabı. Evet. Tabii hani çok güzel bir kitap ve hala baskısı yapılıyor ve konuşuluyor. Bu da çok özel bir şey. Ben şimdi adından bir girmek istiyorum. Erkeklere Her Şey Anlatılmaz. Aslında tabii çok mihenk taşı, çok kitabı taşıyan öykülerden birinin adı. Evet. Ama bir yandan da kitabın bütünü hakkında da çok güzel bir ipucu veriyor. Yani şimdi erkekler dediğimiz zaman erkek kim, kadın kim? Yani biyolojik olarak erkek ve kadın mı, yoksa toplumsal cinsiyet olarak bizim erkek ya da kadın olarak sınırladığımız, çizdiğimiz bir köşeye attığımız insanlar mı, o sınır nereden geçiyor? İşte her şey, her şeyimiz ne, bazı şeyimiz ne, hani bizim nelerimiz neyi ifade eder, işte o insanların her şeyi deyip de hayatına adadığı şeyleri bir yandan öykülerinde çok anlatıyorsun ve anlatmak üzerine de tabii çok güzel şeyler var. Onun için hani bu isimle çok uyduğunu ben düşündüm. Bu ismi sen mi seçtin, yoksa hani öykülerden biri olarak nasıl yaptınız? Ya aslında kitap adı olarak düşünmemiştim ben. Erkeklere Her Şey Anlatılmaz diye. Ama öykünün adı olarak seçerken tam da söylediklerini düşünerek seçmiştim. Çünkü öykü aslında büyük bir drama anlatıyor. Küçücük bir öykü ama yani kahramanın yaşadığı şey büyük ve o nedenle de ona böyle nesiller boyu aktarılan bir mottoyu da dile getiriyor. O nedenle o isim çok uymuştu. İsim bulmakta çok iyi değilim aslında öykülere. Ama ilk defa böyle samuray atına binip gittiğinde olduğu gibi bu öyküde de içime çok sindi isim. Ama kitap ismi olarak düşünmemiştim. Sonra yayın evi önerdi. Dedi ki ya öykülerin bütününde baktığımızda aslında çok fazla söylenmemişlikler ve saklanmışlıklar var. Ve hep bir perde arkası var. Bunu dile getirmek adına da iyi bir isim olur. Bir yandan tabii biraz da pazarlama bakış açısıyla bakıyorlar. Diyorlar ki ilgi de çeker. Çekti nitekim yani. Pek çok düşmanı oldu. Bana böyle yazan hem de bayağı böyle saldırgan ifadeler oldu. Ve de tanımadığım insanlar tarafından. Çünkü bunu bir gelişim kitabı falan zannederek ne anlatılmayacak bir söyle bakalım falan diye böyle yazılar oldu. Öncelikle okuyor. Evet, ben de burada savunuyorum. İşte ama öykü kitabı o. Bir öykü yani tek başına kimseye bir böyle bir mesajım yok diye. Şöyle aslında evet yani gerçekten bugüne kadar en doğru soruyu sordun diyebilirim. Çünkü buradaki erkekler biyolojik olarak cinsiyetten ziyade kimlikler, sosyal kimlikler. Ve aslında hani bana eleştirel anlamda yaklaşan kişilere karşı tam tersine kadınlar saklıyor. Yani kapalı ve sözüm ona ikiyüzlü olan kadınlar öykülerde. Ama neden öyleler? Ve neden öyle olmak zorundalar? Ve aslında gerçekten de neyi saklıyorlar? Bu her şey de onun içinde. Saklamakla korumak, yani kendi benliğini korumak, bazen hayatını korumak, bu amaçla saklanmış şeyler mi? Saklamak zaten başlı başına çok çekici bir fiil. Neyi saklıyoruz? Neleri saklarız çocukluğumuzdan bu yana? Bütün bunları düşündüğünde evet kitabı temsil eden bir şey oldu. Aslında cinsel kimlikler üzerinden çok giden bir kitap değil. Şöyle ki yani heteroseksüellik, işte homoseksüellik vesaire üzerinden hiç giden bir kitap değil.
Sadece bir öyküde İsmail var, Zenne. Ama İsmail'in oradaki seçimini bilmiyoruz yani. Zaten öne çıkarılan bir şey değil. Ama mesela şimdiki yazdığım kitapta biraz daha bu cinsel kimlikler meselesine kafa yorduğum öyküler var. Ama ilk kitapta yoktu. Burada daha ziyade bir erkeğe toplum tarafından giydirilmiş kimlik denilir. Yani doğduğundan itibaren. Çünkü bu toplumlarda, kapalı toplumlarda, hatta pek çok toplumda herkes kurban yani. Kadın da erkek de. O nedenle kimseyi özellikle ayırdığımız ve göz ardı ettiğimiz ya da dışladığım bir durum yok. Evet, bana da hani özellikle çok seslilik var olarak not almışım. Hani kadınlardan bahsettiğini düşünüyoruz. Hani kadın öyküleri diyoruz ama kadın değil aslında. Eril şiddetin ezdiği, çarptığı her kim varsa onların sesini duyuruyor. Yani çocuğun da sesini duyuruyor. Hı hı. İşte ailedeki erkeklerin de bunun altında nasıl ezildiğini anlatıyorsun. Evet. Yani o anlayış sistem üzerinden gidiyorsun aslında. Ben müsaade edersen senin cümlelerin ama bu öykünün sonundaki o paragrafı okumak istiyorum. Çok can alıcı gerçekten. Erkekler ve her şey anlatılmasın. Olanlar Rafi'nin kulağına giderse, oğlum küçüktü, yanlış anladı dersin. Kocam etrafındakilerin sözüne kandı. Bu kadar. Daha fazla değil. Erkeklere her şey anlatılmaz yavrum. En sevdiğin erkek bile senin hasmın. Mina'nın yayası. Yani bir annesi bunu söylüyor. Gerçekten çok can alıcı, çok etkileyici bir şey. Final, öykü. Evet, aslında bu biraz da şeyden... Yani konuyu hiçbir buraya taşımak istemiyorum ama kadın cinayetlerinde baktığımızda yani cinayetlerin çok büyük bir orandaki kısmı en yakınından geliyor kadına. Yani kocası, ailesi. O yüzden bu böyle çocuklara miras gibi öğretilen bir şey. Kız çocuklarına yani en yakındaki erkeğe bile güvenmeyeceksin. Bu yaya aslında babaanne. Hatta babana bile güvenme demeye getiriyor. Yani herkes hem cinsini korumaya çalışıyor. Yani biraz onunla alakalıydı. Zaten durum da öyle. Erkekleri her şey anlatılmazın erkek kısmına. iki tıp hekiminin yanında bir merdiven altı şifacısı olarak ben de birkaç soru sorayım. Şimdi gerçekten kitabı çok beğendim. 2 yıl önce okumuştum. Hatta dedim biraz abartıyorum herhalde, o kadar da iyi olmamalı. Tekrar okudum ama yok, yine aynı şeyi düşünüyorum. Hani çok üzerine düşünülmüş, hani farklı bir becerisi olan, böyle ufak dokunuşlarla çok iyi atmosfer yaratabilen bir yazar Buket. Çünkü bayağı iyi kitaplar, pandemi bize bayağı iyi kitaplar okuttu, kötüleri de okuttu tabii. Zaman zaman Özgür'le de Pınar'la da konuşuyoruz. Hani son dönem çağdaşlarımıza baktığımızda mesela 10 öykü var diyelim. Yani 3-4 tane gerçekten iyi öykü ama diğerleri daha iyi hazırlanabilir. Yani erken çıkmış çok fazla kitapla, dosyayla karşılaştım. Yani benim için biraz sıkıntılı oldu tabii. Yani burada çok uzun süre zaman harcandı ve hani çok ayakları böyle sağlam bir şekilde yere basarak gelen bir kitap olduğunu böyle gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Mesela burada çok kısa sürede yazdığın Remzi Bey'i evlendirmek öyküsünü daha önceki söyleşilerinden biliyorum. Yani sana sormadım, oradan kopya çekerek. Mesela basit gibi görünüyor ama o öykü benim çok hoşuma gitti mesela. Ve oradaki karakter benim birebir gerçekten çok iyi tanıdığım, hayatı boyunca bir Leyla'yı böyle yakalayıp götürme derdinde olan birine o kadar benziyor ki anlatamam. Ama o Leyla'yı o hiçbir zaman yakalayamadı. Burada yakaladı. Bu tek oturuşta yazılan öyküler ya da iyice böyle elinde uzun süre kalan, çok zor yazdığın öykülerle ilgili böyle bize kısaca bir bilgi vermeni rica ediyorum. Bir de hani editörler çok baskı yaptı mı? Hani bir takım radikal değişikliklere neden oldu mu dosyanda? En kolayından başlayayım. Tamam. Şimdi ben her yerde söylüyorum. Gerçekten çok şanslıyım. Çünkü Zarife Biliz Sel Yayınları'ndan Zarife Biliz benim editörümdü. Çok şey öğrendim. Çünkü Zarife Hanım aslında hiçbir zaman şöyle yazın böyle yazın demiyor. Sadece sur soruyor. Burada bunu mu demek istediniz? Burada okuyucu bunu mu anlasın istediniz? Ya da yani kitap basılacak artık. Bir hafta kalmış. Diyor ki aman Buket Hanım burada diyor bir hata var. Ne oldu? İşte orada yine erkekler her şey anlatılmaz öyküsünde olduğu gibi
Rafi'nin babaannesi şey içiyor, Türk kahvesi içiyor, üstüne kaymak koyup içiyor. Dedi ki yanlış herhalde, köpük olmalı değil mi, krema olmalı dedi. Yok dedim, o kaymak, işte eşimin babaannesi de öyle içermiş. Bana çok ilginç geldi, o yüzden öyle yazdım. Ha tamam falan diyor. Şimdi çok titiz yani, kitap basılmasına bir hafta kala bunu hiçbir yayın evi yapmıyor ama. Bir yandan da müdahil değil. Sadece şöyle bir tek müdahalesi oldu. Mesela şiirle ilgili olan öykümde şiir hiçbir şeyi iyileştirmezdi. Benim öykün orijinalinde. Dedi ki ya bu çok negatif oldu. Ben de şairim. Şiir neyi iyileştirir yazsak olmaz mı dedi. Ben de onu kıramadım. Anestezi yapmış orada. Yaptı. Ben çünkü gerçekten şiir neyi iyileştirir? Aslında büyük yaralarımızı hiçbir şekilde iyileştiremez. O anlamda kullanmak istemiştim. Yine İzmirli vefat eden bir dostun anısına yazılmış bir öykü. Bir tür günah çıkarma gibi bir öykü. Her neyse mesela ismi değiştirdi. Bir de yine bir öyküm var. Orada da Jigolo ile buluşuyor kadın. Onun adı da işte benim yalnız kız kardeşlerim, yalnız erkek kardeşlerimdi. Çünkü şeyin Michael Jackson, pardon. George Michael'ın şarkısının orijinali o. Ve gerçekten erkekler de yalnızdır, kadın da. Ve biz onları kucaklıyoruz kardeşimiz gibi düşündüğüm için adını öyle yazmıştım. Çünkü oradaki Jigolo da yalnız, onunla buluşan kadın da yalnız vesaire. O da dedi ki bu çok uzun oldu. Yalnızlık öldürür diyelim. Ne dersiniz dedim. Bir tek o. Onun dışında hiçbir şeyi yok. Hani beni rahatsız eden bir müdahalesi yok. Öykülerin yazma şeyine gelince bazı öyküler gerçekten inanılmaz bir şekilde hızlıca akıyor. Mesela ben Remzi Bey'i evlendirmeyi böyle gece vakti Antalya'da annemlerin yanında tablette gece herkes yattıktan sonra yatağın içinde yazdım. Çok böyle aktı gitti yani eve. Gözümün önündeydi Remzi Bey, girdiğimiz restoran, Madame Coco'daki kadınlar. O kadar kolay oldu ki. Ama bazen öyle bir öykü yazıyorsunuz ki bir türlü mesela şeyde yine yalnızlık öldürürdü. O Jigolo ile ilgili öyküyü yazarken günlerce cümle düzelttim. 4 yılda yazabildim. 4 yılda istediğim hale geldim. Ama mesela yine Kumrular öyküm var. Kumrular öyküsünü yazdım. Sonuna geldim. Kadın kuşla cinsel ilişkiye girecek. Bir kuşla nasıl cinsel ilişkiye girer diye düşün. Yatıyorum, kalkıyorum, düşünüyorum. Sonra dedim ki bunu böyle yazayım. Onu da mesela çok düşünüyorsunuz. Bazı öykülerde çok fazla YouTube videoları falan seyrediyorum. Zenne ile ilgili değil mi? Röportajları iyi çalıştım. Zenne ile ilgili evet. Yani nasıl oynuyorlar falan. Bir de kuşlarla ilgili de. Hiç hayatımda kuş beslememişim. Bir kuş diyorum nasıl hareket eder? Habire muhabbet kuşları falan bakıyorum. Konuşsa nasıl konuşur? Ne söylüyorlar? Mesela orada bir tane görmüştüm. Kralı da onun cümleleriyle konuşturdu. Yani kuşun adı kral. Ondan sonra. Çünkü atmosfer yaratırken ben ikna olmalıyım ki okuyucu da ikna olsun. Çünkü en saçma şeyi yazıyorsanız bile. Öyle bir atmosfer olmalı ki okuyucu şey demesin yani, bu dalma saçmalamış dememesi lazım diye düşünüyorum. Öykünün gerçekliği de orada herhalde. Yani gerçek bir şeyi anlatması değil de şey mantığa uyması. Yani evet. Akla ve evet o atmosferin bir şekilde gerçekçi olması çok önemli. Bir de senin hani başka dergilerde yayınlanmış öykülerin de var, kitabı aldın. Dergilerdeki halinden değiştirdin mi üzerinde çalıştığın modelden? Evet, bir tane. Mesela Aile Sofrası'nda değişti. Çünkü Aile Sofrası'nda ilk Notos'ta yayınlanmıştı. Semih Gümüş öyküyü çok beğendi. Hadi hemen yayınlayalım bu kez dedi. Yayınlandı. Sonra ben onu kitaba koyarken çok düşündüm. Bir türlü elim böyle gitmedi öyle bitirmeye. Süreyya bir şey yapsın dedim yani. Süreyya hayatı boyunca ezilmiş yani. Bir şey yapsın. Ne yapabilir? En fazla Recep kasesini dışarı atabilir ama hiç olmazsa bunu yapsın, onu değiştirdim. Onun dışında yok. Yani Abdullah Aşçı'yı aramak zaten çok uzun olduğu için dergide yayınlanamayacaktı. Öyle bir durum olmadı ama diğer bütün öyküler hemen hemen aynı. Aslına uygun. Ama değiştirme hakkımız var mı diye de soruyorum. Çünkü sonuç olarak şimdi öyküyü yayınladıktan sonra okuyucu görüyor ya,
Ondan sonra okuyucuya dur bir dakika ben bunu değil de böyle yazdım demek olmaz gibi de geliyor. Sonuçta öykü defalarca da değiştirdi. Değişebilir, yani, evet. Yani ilk halinden sonra. Yaşayan bir organizma gibi. Zaten evet. Hani göndermediğin sürece sürekli. Kaldı ki bazı kitapların ikinci basımlarında filan da yazar değiştirebiliyor mu? Evet, ben Raymond Carver'a özendim. Tabii haberim değil ama yani ben kim okuyayım? Okuyayım tabii yani. Mesela o bayağı uzatıyor, kısaltıyor. Kısaltmıyor da uzatıyor galiba. Mesela oradan özenerek, hatta şey dediler, onu da düşünebilirim diye düşündüm ama soru olmadı. Abdullahçı'yı aramak neredeyse novella olabilecek bir öykü. Onu yazsanız öyle dediler. Ama şimdi o zaman da bazı şeyi yazıp bitiriyorsunuz. Ama şimdi onu nasıl döneyim, tekrardan yapayım. Çünkü bir ruh hali. Uzayabilir ama açıkçası ben kısa öykülerdeki dili, o mizahi, ironik bakışı çok daha seviyorum. Mesela son öykü uzun, keyifli, kesinlikle uzayabilir ama oradaki dile o kadar kendimi yakın hissetmedim mesela. Kısa öykülerdeki dil bana daha yakın geldi. O tabii o en son öykünün de psikolojik yoğun çok fazla. Veriyor fazlasıyla. Yani orada derdi zaten başka. Zaten hani senin kullandığın dil hakikaten söylenecek bir şey yok. Çok yani hem sadece anlatılacak kadarını kullanarak, uzatmadan, çok kısaltarak, eksilterek yazmışsın. Hem de anlaşılmaz hale getirmemişsin diye düşünüyorum ben. Çünkü bazen eksilteceğiz derken işin içinden çıkılmaz ve anlaşılmaz bir hale de gelebiliyor. Oradaki çizgi seni zorluyor mu bilmiyorum ya da görüş alıyor musun? Hani biz bunu anlamıyoruz dedikleri zaman değiştirebiliyor musun? Evet, bence önemli bir soru. Çünkü şöyle oluyor, ben ilk başta çok uzun öyküler yazıyordum, sayfalarca. Sonra dedim ki, ya öykü de böyle olmuyor. Yani o zaman özü kayboluyor. Kısalttım, bu sefer de çok kırptım. Ondan sonra bizim Notos'ta bir grup var, orada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Sağ olsunlar, çok katkıları var. Mesela onlar da bazen, ya anlamadık burada ne anlattın şimdi falan diyorlar. Ha diyorum, çok bu sefer de baltayı elime almışım. O çizgi çok kolay değil. Bir de test grubum var benim. Ailem var. Güven kap testleri gibi çarpışma testleri. Şöyle testim var. Babam 82 yaşında. Kendisi öykü yazmaya yönlendirdim. Biraz onunla uğraşıyor. Sarı nokta hastalığı var. Biraz zor yazıyor ama. Annem hemen hemen hiç okumaz. Kardeşim gelişim kitapları okuyor. Mesela onlara gönderiyorum ve tepkilerine bakıyorum. Ve oradan bir ortalama çıkarıyorum. Mesela diyor ki babam, aa karla ilgili olan kısım çok güzeldi falan diyorum. Ha iyi diyorum, betimlemeler olmuş. Ondan sonra annem diyor ki, ama burada diyor, kız çok salak saçma konuşmuş. Ondan sonra, yani başka hiç eleştirmene gerek yok yani. Bizimkiler çok iyi. Kardeşim de diyor ki, yine anlaşılmaz bir şeyler yazmışsın. Modern edebiyatı hiç anlamıyorum. O çünkü böyle Ruslar gibi uzun uzun yazılsın istiyor. Diyorum ki, artık öyle öykü yok. Ondan sonra öyle bir test grubundan geçiriyorum süper. Yani. Tabii şey de deniyordur aile için. Şimdi senin genelde cesur bir dilin olduğunu, işte cinselliğe çok girdiğin falan evet. Ben buna çok katılmıyorum. Ben aslında şöyle düşünüyorum, yanlış mı bilmiyorum ama bizim kadın öykücülerimiz biraz fazla steril yazıyorlar. Yani cinselliği biz hep erkeklerin ağzından dinliyoruz. Doğru. Ve o da erkeklerin bakışıyla oluyor. Kadın öykücülerin de cinselliğe girmesi gerekiyor. Çünkü bu hayatın bir parçası. Tabii. Yani hatta hataları da, yani mesela senin kadınların gösteriş şeklin de aynı şey. Farklı konular olmasına rağmen altın suyunu bulamadan anlatıyorsun. Kadınları hatalarıyla anlatıyorsun. Yani gerçeklerin içine girdiği zaman cinsellik de işin içinde olmalı. Evet, arzular da işte tökezlemeler de olmalı diye düşünüyorum. Hani sen bu konuda özellikle cinselliği yani böyle bir şey aldın mı? Çok cinsellik anlatmışsın gibi bir şey söyleniyor mu? Ya şimdi şöyle, ben öyküleri ilk yazmaya başladığımda dediğim gibi hep aileye gönderdiğim için babam bir kere beni aradı. Benim çok da muhafazakar bir babam var. Ondan sonra dedi ki, yavrucuğum dedi, ama edebiyatı da çok meraklıdır, çok okur falan. Senin dedi, kadınlar niye böyle dedi, ya metres dedi, ya dedi hayat kadının, ya dedi böyle dediğin şey. Ondan sonra bir başka adamla kocasını aldatıyor falan.
Ondan sonra ben dedim ki baba sıradan insanları dedi niye okusun ki okuyucu? Ben okumam yani. Çünkü o hayatları zaten yaşıyoruz. Bizim için ilginç olan şey başka hayatlar. Ve ben hepsini kapsamak istiyorum. Neyse alıştılar. Ondan sonra ama şöyle istediğim kadar cesur yazamıyorum. Doğru. Mesela ben kumruları yazdığımda dergilere gönderdim ve hiç ummadığım insanlardan öyle tepkiler geldi. Ne kadar muhafazakarlar aslında. Evet, pornografik dediler. Yani, yani, çok komik ya gerçekten. Ben o öyküde yaptığını yani kuş kadının memesinin üstünde yürüyor. Budur yani. Ve de kadının mastürbasyon yaptığını bile o kadar üstü kapalı anlatıyorum ki. O kadar Orta Doğu. Ondan sonra zaten pornografik olmuş diye yazdı bir dergi. İsmini vermek istemiyorum. Ondan sonra bir başkası dedi ki hiç mantıklı değil. Bu tür sapkınlıkların mantığı mı olabilir yani? İnsanoğlu neler yapabiliyor yani? Başkasını öldürerek tatmin olanlar var. Bunun daha ilerisi olabilir mi? Bu zavallı sadece bir kuş. Ve o da orada derdimiz onu anlatmak. Edebiyat karanlıktan besleniyor, kötülükten aynen daha çok. Aynen öyle. Yoksa kişisel gelişim kitabı yazardık. Yani. Sonra bir de utanıp öldürüyor kuşu. Yani o kadının utancına bakan yok. Ondan sonra o yüzden ben istediğim gibi yazabildiğimi düşünmüyorum. Mesela bir öykü başladım, yarısına geldim ve dedim ki bunu da yazarsam ne derler acaba dedim. Çünkü öykü de şöyleydi. İki kadın böyle 55-60 yaşlar arasındaki kadın havuzun başında oturuyorlar. Ve bir genç daha 14 yaşındaki, 13-14 yaşındaki bir çocuğun güzelliği üzerinden konuşuyorlar. Oğlan da şeyli. Oğlan iPad oynuyor. Ondan sonra iPad tutmuş oynuyor. Ondan sonra yanında da annesi var. Ve çocuğa ama böyle cinsel atıflarda bulunuyorlar. Şimdi bakın bunlar tabii ki normaldir, doğrudur demiyorum ben. Sonuç olarak böyle bir şey yapıyorlar. Ve sonra bir yardım gerekiyor bunlara. Annesi de diyor ki bir iPad elinden bırak da bak teyzelere yardım et diyor. Çünkü bunlar bu kadar fantezi kurduktan sonra teyzelere bir yardım et diyor. Çocuk kalktığında çocukta jinekomasti var. Yani erkek çocuğu olmasına rağmen büyük memeleri var. Şimdi ben havuzda yüzerken böyle çocuk gördüm. Yazık bunu ameliyat ettirseler diye düşündüm. Ve söyledim ki ben bunun bir öyküsünü yazsam dedim. Şimdi ben başladım yazmaya. Sonra dedim ki ya yok bu dedim çok pornografik olduk dedim. Ben de kadınlar dedim şimdi bu kadına oğluna karşı neler yazdılar. Benim ne şeyimi bırakırlar. Sübyancılığımı. Ondan sonra ne sapıklığımı. Şimdi ben dedim onu nasıl yazacağım dedim. Ve öykü kaldı. Devam edemiyorum. Ama işte o baskıyla muhtemelen ne Lolita olurdu bugüne kadar. Tabii. Ne Venedik'te ölüm olurdu. Yani mümkün değil. Şimdi bu şeyle işte bunların ne kadarı yaşanmışlık. Yani yaşanmışlık ya da televizyonda gördüğünüz bir şey ya da filmde gördüğünüz, yani hepsinin birleşimi oluyor tabii ama Ümit'in dediği gibi yani edebiyat karanlık alandan evet, beslenen aynen bir şey. Hani bu sansürler evet yani yazarın en büyük prangaları oluyor sanki. Bu ülkede Palu ailesi diye bir gerçek var yani ben onu insanlar kim kimin ne yaptığı anlayabilmek için diyagramlar çizdiler yani. Şu şuymuş buymuş. Ben şok olarak sarım. Yani bu varken benim yazdığım şey bunun yanında ne kalırız değil mi? Ama yani, işte korku belki erkekler bu kadar korkmaz. Ben de şimdi mesela şey diye düşünüyorum. Benim ne kariyer kaygım var, ne bir şirketin başındayım, ne bir hastanenin başındayım. O istediğimi yapabilirim. Kim bana ne diyebilir diye düşündüğüm zaman da bile engelliyorsun. Ama işte toplumsal cinsiyet dediğiniz şey burada herhalde. Evet, hani bunu erkek yazar. Sen diyorsun ki ben oğlum hani bunu bana bir şekilde yaparlar mı? Bu nereye kadar uzar? Yani kadın hep böyle düşünerek gelmek zorunda evet olduğu için. İşte senin de hani öykülerin de bu kapı açılıyor sanki. Şimdi şey bu gerçek ve hakikat meselesinde Lacan söylüyordu galiba. Diyor ki şeyin yani hakikati aramak için gerçekte bir derdin olması lazım. Yani gerçeğin şiddetine uğraman lazım ki hayır gerçek bu olamaz diyeceksin. Yeni bir hakikat arayışına gireceksin. Yoksa hani gerçeklik bu dedikleri seni üzmüyorsa hiç yeni bir gerçeklik aramazsın. Böylelikle ya bu gerçek değil diye hakikat arayışı devam eder. Burada da böyle bir gerçeklik arayışı var sanki bu ülkelerde. Yani verili olanın dışına çıkarak bu yaşamdan farklı şeyler bekleyen, sesini duyurmaya çalışan kadınların ya da eril şiddetin altındaki herkesin
bir şekilde sesini duyurma mücadelesi gibi gördüm ben bu öyküleri. Evet, ben aslında daha önce de bir yerde söylemiştim. Yani benim ahlak kavramına karşı şiddetli bir alerjim var. Yani ahlak kelimesinden nefret ediyorum ben. Çünkü ahlak bence inanılmaz bir tuzak. Ve hep kadının zararına bir tuzak. Erkeğin zarar gördüğü yer değil. Karanlık alanını kapatan bir separatör aslında. Yani kim zaten neden çok bahsederse arkasında inanılmaz bir karanlık oluyor. Evet, tam bir paravan yani aslında. Ve hep bunu düşünerek yani bir şey yazmaya çalışıyorum. Yani bu bizim bu tanımladığımız kavramın neresine düşüyor ve biz bunu nasıl altına oymalıyız? Oymalıyız yani. Çünkü bu büyük bir mezar, kadınların gömüldüğü. Ve ben gerçekten buna o kadar şiddetle karşıyım ki mesela bir öyküm var, orada bir çift var, ikisi de eşlerini aldatıyor. Ama kadın bir ikinci kadından şüpheleniyor öyküde. Ve o şimdi o aslında silsile yalnızlık o kadar önemli, büyük bir şey ki ve çok büyük bir zalimce bir şey yapıyor. Çocuğun hayatını karartacak bir şey yapıyor. Şimdi burada İnsanlar neler yapabilir, nelere muktedir? İlla ki cinayete yapmanız, yani katil olmanız gerekmiyor. Yani o çocuğu öyle de öldürebilirsin. Baban uyuyor dediğinde, telefon açtığında. Yani ben hep bu tür şeyleri düşünerek yazmaya çalışıyorum. Yani tamam, çok arzu ettiğim seviyede değil ama olmayasına ama gayret ediyorum yani. Yani çocukların bakışında aslında öyküleri çok güzel yansıtmışsın. Hani mesela son öyküde de var bu. Babasının işte Abdullah amcası şey deyince, baban nöbetçi değil herhalde bu gece deyince annesini şeye götürmüyor, eczaneye götürmüyor gibi bir şey. Yani çocukların o arada kalışları, hissettikleri falan ana konu olmasa bile alttan altta çok öykülerde çok güzel şey yapıyor. Yani çocuklar hep hisseder ya ve çocukların aslında en küçük yaşlarında bile saklayamazsın. Çok hoş bir şeydir o. Çok üzücüdür, aynı zamanda çok hoş bir şeydir. Bilmezlikten gelerek o şeyden kurtulmaya çalışırlar, yükten. O aslında yani yazmak için çok malzeme var, inanılmaz malzeme var. Ama tabii onu kurguya çevirmek her zaman kolay değil. Bazen bir karakter duyuyorum. Yani onu anormal derecede takıyorum. Nasıl yazsam, nasıl yazsam. O karakter benimle yatıyor kalkıyor. Onu bir yere koysam ya, harcanacak bir şey değil, çok kıymetli değil. Bir şey daha soracağım, çok özür dilerim, çok üst üste konuştum ama. Erkeklere her soru sorduğunuz Sen şey diyorsun ya, yani çok malzeme var. Bu senin için çok malzeme var. Mesela bir ressam da yani baktığı zaman doğaya muhtemelen benim gördüğümden farklı bir şey görüyor. Ki renklere bak, nasıl doğuyor güneş falan diye. Yani bu sanatçı bakış diye bir şey herhalde. Sen de çok gözlemcisin. Karakterleri çok iyi gözleyip çok onların üzerine düşünüyorsun gibi geliyor. Hani bu spontan dikkat denilen bir şey var mı sence? Yani yetenek, işte o doğaçlama bir şey, yani insan içinden gelen bir şey, yoksa çalışarak hani azimle olacak bir şey? Ya çok bilmiyorum açıkçası ama ben eskiden beri şeyi çok severim gerçekten. Hani oturduğum yerden insanları seyretmeyi, ne giymiş, nasıl yürüyor, saçını nasıl kenara atıyor. Detay çok seviyorum. Detay, öyküyü zaten zengin yapan o bence. O detayı verebilmek. Detayla birdenbire canlanıyor karakterler. Ama mesela hep bizim oğlumuz var. 22 yaşında oldu dün. Mesela arabayla gezmeye giderdik. iPad'den kafasını kaldırmaz işte. Eşim de der ki o zamanlar, oğlum bir etrafına bak ya. Yani çok güzel yerlerden geçiyorsun. Hı hı der. Bir de hızı geçiştirir böyle. Yine orada. Şimdi mesela ben o jenerasyon nasıl bir şey yazar merak ediyorum. Çünkü hiç bakmıyor etrafına. Belki sonra bakacaktır, onu da bilmiyorum. Ben çok seyretmesini severim. Saatlerce kafelerde oturup, Taksim'de falan, insanlar nasıl yürür, nasıl koşar, başkalarına çok lüzumsuz gelecek şeylere bakmayı çok seviyorum. Bir de başkaları nasıl davranıyor? Çok meraklıyım. Babam bana dedikoducu yazar diyor. Bir yan masa dinleyicisi. Evet, itiraf ediyorum. Olmazsa olmaz ama. Muhakkak bir bakıyorum millet. Ne yok? Duyarım yani. Elimde değil. Bazen şey böyle izin aldığım oldu. Burada İz Yayın Evi'nin bir
kitabı çıktı, 40 Kadın 40 Yama diye. O kitabın içerisinde kızım burada yatıyor diye bir öykü yazmıştım. Biz Çin lokantasına gittik, yemek yiyoruz. Kadın arkada anlatıyor, diyor ki inanabiliyor musunuz diyor. Mezar taşını değiştirmiş kızının diyor. Allah Allah dedim ben, ne ilginç. Sonra düşündüm dedim ki bu niye değiştirir ki? Niye değiştirir? Düşün. Sonra dedim ki büyük bir kızgınlığı olsun. Ondan sonra niye olsun? İstemediği bir adamla evlenmiş olsun. Derken böyle öyküyü çıkarıyorum yani. Evet, insanlar artık tembih ediyor ailede. Buna bir şey anlatmayın, bu yazıyor. Kardeşim tembih ediyor. Bunun yanında konuşmayın. Bu yazarlara bir şey anlatılmaz. Bir sonraki öykü de çıkabilir diyorum. Şey de var çok öykülerde, bu gözetleme olayı yani hani. Evet, balkon. Balkon meselesi. Acayip balkon merak. Hani bana şeyi çok hatırlattı, Hitchcock'un şu arka pencere filmi var ya, orada da oturur arka şeyi seyreder falan. Hani balkon, özellikle Sumru'nun olduğu öyküde de var ama birçok öyküde var. Yani balkona çıkıp oradan bakmak, seyretmek, gözetmek. Bir yandan da şey var öykülerde, şehir öyküleri. Hı-hı. Yani taşla da olsa, büyük şehir de olsa bir şekilde şehir öyküleri ve apartmanlar var. O apartmanların hem insanları izole edişleri, sınırlayışları, hem bir şekilde her şeyimizi iç içe yaşayışımız. Yani mahremin kalmayışı, işte bu gözetleme üzerine falan da. Modern şeylerin, yani yalnızlıkta bunun da herhalde etkisi var. Yalnızlıkta çok başat öykülerinde. Evet. Ya ben bir açık oturum dinledim, çok hoşuma gitti. Sosyologlar konuşuyorlardı ve ilk insanlar nasıl evleri oluşturup içinde yaşamaya başladılar diye konuşuyordu. Ondan önce topluluklar halinde yaşıyorlar. Ev diye bir şey yok. Aynı yerde yatıp kalkıyorlar falan. Dedim ne kadar güzel, tam bana göre. Hem bana göre hem değil. Çünkü ben kalabalık çok seviyorum. Ama insanın kendini izole edebildiği kalabalıklarda olmalı. Böyle vıcık vıcık değil de. Çünkü bu apartman dediğiniz şey çok korkunç bir şey aslında. Ve ben eskiden beri çok balkon severim. Yani balkonsuz bir ev hiç düşünemem. Balkona oturduğumu da zaten bakmadan edemem. Yani ne yapıyorlar. Hatta oğluma dürbün hediye getirdiler. Dürbünle evlere baksandım. Sonra yani tabii ki röntgenciliğe kadar gitti. Evet, işin o boyutu var. Çünkü ben hep yani yaşamları çok merak ediyorum ve bilmiyorum, belki bu da bir yalnızlık korkusunun tezahürüdür. Yani çünkü mesela ben hiç hayatım boyunca yalnız yaşamadım. Hep bir insanlar vardı. Yapayalnız yaşamaktan çok mu korkuyorum da böyle doldurmak istiyorum. Bilmiyor ki insan kendi altında ne var. Neler nelerdir. Evet. Ama balkon çok sevdiğim bir şey. Evet. Kendime söz verdim. Yeni kitapta balkon yok dedim. Yeter. Balkondan girici. Sızlar bir yerleri bilmiyorum. Sızlabilir. Yavaş yavaş bırakın bence. Bizden bırakın bence. Olmaz. Evet. Ne var, haklısınız. Şimdi düşündüm de evet yine yazdım ya. Yine bir balkon var. O şey öyküsünde de vardı ya. Öykünün adını hatırlamasam. Bu Jigolo'nun olduğu öyküde yani fark etmeden Suito da ayarlıyor, gidiyor, gittiğinde fark ediyor falan gibi. Evet, balkonda sızabilir. Pardon, evet, kestim ben. Sorun yok, sorun. Şimdi yani bu topraklarda yani kadın ancak cinselliğini kaybedince, cinselliğinden vazgeçince ya da yok edilince bir otorite figürü oluyor. Türk filminde Ali Erol'la öyleydi ya, ancak o gittiğinde. Aslında belki o kadar kötücül değil ama hani yaya karakteri de bir yerde şey, öykünün finalinde erkekler her şey anlatılmaz da yani bayağı hani kadını çok gereksiz bir yere yönlendiriyor. Dışarıdan gelecek baskılar ve sıkıntıyı yaşamaması için. Burada çok içine sinmiş. Yani kadınların genel duruşuyla ilgili hep böyle bir izahat verme ya da rol yapma zorunluluğu var. Ve bu çok ciddi bir problem. Hani erkekler baktığında çok daha bu an konforlu bir alandalar, çok daha rahatlar. Pek çok şeyle övünebiliyorlar. Ana neden yani cinselliği kaybolmuş olması ya da o zaman mı iktidar ya da otorite figürü olabiliyor? Yani öykülerinde bunu nasıl irdelemeye çalışsın? Hani her yerde sinmiş bir şekilde bunun doneleri var zaten. Ya aslında şu Beautiful Tango'da mesela yaşlıların da cinsel yaşamı olabilir. Yani bununla ilgili bir öykü yazmak istedim. Orada da kadın istemiyor, adam istiyor.
Adam hastalanır. Kominski metodu izleyebilirim. Orada hastaneye yattığında artık diyor ki tamam ben bununla diyor yatayım falan. Şimdi ben şuna inanıyorum. Yani kadınlar hiçbir zaman en doğal haliyle olamaz. Olamaz yani. Mümkün değil. Yani en azından Türk toplumunda olamaz. Oturuşunuz bile olay. Giydiğiniz giysi, her şeyiniz. Her şeyiniz bir şeyi ifade ediyor. Bunun bir karşılığı var. Öyle olunca doğal olarak davranabilmek de mümkün değil. Şimdi dese ki benim öyküde tersi olsa, Beautiful Tango'da kadın dese ki adama ben seninle yatmak istiyorum dese adam kalp krizi geçirir. Bu kadın bu yaşında niye böyle bir şey istiyor diye. İnanamaz yani. Çok tuhaf gelir. Yani o nedenle ben hep böyle yani çok küçük yaştan başlayarak orası görünür, burası açılır, şöyle davranamazsın, böyle yürüyemezsin. Çünkü devamlı bir tehdit var. Devamlı kadınlar üzerinden konuşmak istemiyorum bu kitapla ilgili olarak ama bu tehdidin olduğu bir ortamda kimsenin doğal davranmasına imkan yok. Ve bunu bildiğimi, bunu hepimiz biliyoruz. Biz bu kadınlar bunu biliyoruz yani. Ya iş yerinde çalışıyorsunuz ve her ay başınıza gelen bir şey için orkide elinize alıp tuvalete gidemezsiniz. Herkes biliyor. Siyah orada torbaya koyuyorlar. Her şey bir şekilde yani. Yani bu her şey, her şey. Ve bunun hiçbir karşılığı erkekte yok. Bu ben erkekler aman ne şansı diye demiyorum. Yani kadınlara giydirilmiş bu şeyi yıkmak lazım ve ancak kadın cinsel obje olmaktan çıktığı anda bütün bu sınırlamalardan, damgalamaktan, etiketlenmelerden kurtuluyor. Cinsiyetsiz bir üçüncü bir cins oluyor. Üçüncü cins oluyor. Evet. Meryem oluyor bir yandan. Yani evet öyle düşündüm. Yani bu aslında çok acı. Yani ben hayatımın yarısını yaşadım dersek, ki yarısından fazlasını yaşadım. Hayat böyle gidiyor yani. Yaşla ilgili bilgi vermiyoruz. Tamam. Ya şey var tabii yani kadın ya işte anne kutsal falan ya evet. İşte cadı kadın işte kötü kadın falan şeklinde. Evet. Tabii senin öykülerinde de çok var beden imgesi yani kadınlar da tabii o kalıbın içine giriyoruz hep birlikte. Aman kilo mu aldık, aman bilmem ne mi. Mesela gene aynı öyküde, o Gigolano'lu öyküde kadının ayak kemiklerine evet. Bakıp hani onların güzelliği üzerinden kendisini test etmesi. Tabii. İşte yok kollarım sarkıyorum. Yani birçok öyküde o kadınların beden imgelerine nasıl sıkı sıkıya bağlandıkları hepimizde var. Nasıl görünüyorum? Yani ilk şey o. Nasılım, ne hissediyorum değil. İşte şeyde öyledir. Laura Mulvey'in başında da. Yani erkekler mesela sinemada bu çok söylenir. Erkeklerin nasıl olduğu, nasıl hissettiği, kadınların nasıl göründüğüdür hep görüntü üzerine. Hani imaj üzerine kadın. O zaman da gerçek varlığı değil de hani görünen ikinci bir şey oluyor. Ama öykülerde şunu da söylüyorsun. Mesela Dimitri hasta olduğunu söyleyemiyor ve o içkiyi içiyor. Ya yani erkek de güçlü olmak zorunda. Yani güçlü görünmek zorunda. Evet, evet. Hani evet. Böyle bir şey de var. Doğru. Sistem onu da zorluyor. Evet, ben bir de öykülerindeki zaman meselesine bir gelmek istiyorum. Yani bu öykülerde hakikaten zaman kullanışını çok güzel. Zaman atlamaları, işte flashbacklerle, anılarla geriye dönüşler, hatırlamalar falan. Zamanı çok iyi kullanıyorsun. Özel çalışılmış sanki. Bir de zaman da hani insanın hayatındaki önemi de öykülerin içinde çok silmiş. Zaman karakter yaratmak dışında yani bu zaman atlamaları falan, özellikle çalışarak yaptığın bir şey mi yoksa anlatırken akıp gidiyor mu? Yok, çok çalışmak gerekiyor. Zamanı öyküde doğru kullanabilmek bence en zor şeylerden biri. Çünkü geçmişe gidip ana geri dönmek çok zor. Yani o çok böyle akıcı yapmak lazım. Yani bulut gökyüzünde kayar gibi o da öyle gitmeli. Okuyucu bir dakika ya bu nereye gitti, nereye geldi, bir de ben karıştırdım da yaşamam onu. Ona çok çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Yani o çok zor bir şey. Geçenlerde bir öykü yazıyorum transseksüellerle ilgili. Onların sesini duyduğumda mutfağı temizliyordum. Bu defalarca yazdım. Çünkü bir türlü kulağıma istediğim gibi gelmiyor. Zamanın kendisini bir öğe olarak kullanmak zaten istediğim için zamanın kendisi
hayatın özünü ifade ediyor. O nedenle onu geçmişle birlikte, yani anlatmadan anlatmak en zoru o. Çünkü anlatarak çok kolay. Ben böyleydim, şöyle yapmıştım. Anı gibi öyküler var, kitaplar var. O değil ki. Yani onu öyle bir, mesela ölüm anını yazdığım, ölümden sonraki 15 dakikayı anlattığım bir öyküde orada bir de geçmişe gidişler, gelişler, bir dakika o sededeydi, ne oldu demekler. Yani onu yapabilmek lazım. O çok zor, çok zor. Yani çok uğraşmak gerekiyor ve hiçbir zaman da şey değil yani, benim açımdan en azından. Ben böyle yazdım, o aktı gitti. Yapabilenlere hayranım. Çünkü ben şeyin gücüne inandığım için, zamanın gücüne de inandığım için öyküde, onu da kullanmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü bazı öyküler var, kesit gibi. Günün bir kesiti. Yemek yerken o anı anlatıyor. O çok kolay. Oysa orada bir hayatı anlatabilirsiniz o yemek sofrasında. Onu yapabilmek lazım. Herhalde işte öyküyü öyküden ayıran da bu. Yani karakter, biz şey olarak bakıyoruz. Çok güzel bir konuyu anlatmış. Aa, çok güzel karakterler, çok işte atmosfer çok güzel. Tamam, bunlar çok önemli ama görünmeyen arkadaki kahraman, yani mesela yemeğin kokusu gibi bir şey herhalde. O zaman kullanımları bence de. Evet. Çünkü zamana takıldığınız anda gerisi tamamen boş hale geliyor. Anlaşılmıyor çünkü. Evet. Bu konuda da evet. Yani zor ben... zor bir şey kullanım. Ben çok minimalist öykü sevmiyorum, belki ondan. Ya bir paragraflık öyküler var, benim tarzım değil. Yani okurken de tarzım değil. O yüzden ben böyle daha uzun şeyler okumayı da sevdiğim için, kendim de öyle yazdığım için, yazabildiğim en kısa şeyler bunlar. O zaman tabii ki çok zengin olsun içeriği de. O da biz, geçmişte yaşadığı bir şey varsa bu ana yansıyan, onu da en doğru şekilde vereyim istiyorum. Evet, yani ama şey, bu emeğinin de hakkını vermiş öyküler gerçekten. Zaman konusunda ben çok takılıyorum. Çünkü zamanlarda bir sorun olduğu zaman öyküye çok takılıyorum. Ben yine zamanla ayrılmıyorum orada durmuşken. Yani çok fazla flashback tekniği var, geriye dönüşler var öykülerde. Pek çoğunda var, hep anılara dönülüyor. Yani zaman acıları gerçekten hafifletiyor mu yoksa yatak yaraları gibi o yaralar geçmiyor mu? Ya da Antonio'nun yazısında da vardı. Şey diyordu, yalnızca acıları hafifletip anıları silikleştiriyor diyordu. Ne şekilde düşünüyorsun? Yani bayağı ciddi anlamda geçmişe dönüşler var. Tekrar şimdiye hep anları, anıları, onların o dönüşümü ve silikleşmesiyle ilgili çok fazla şey ifade eden öykülerim var. Ya bu kişiye bağlı olarak değiştiğini düşünüyorum. Bazı insanlar geçmişle ilgili bütün bu travmatik şeyleri silip atabiliyorlar. Yani takdir etmek lazım. Ama çoğunlukla insanlar anıların iyileşeceği, yani daha doğrusu geçmişten gelen eğer bir travmatik bir şey varsa, sizi çok etkilemişse, bundan iyileştiğini düşünmüyorum. Beyin hiçbir şey unutmuyor çünkü. Beynin hiçbir şey unutmama özelliği var ve aslında unuttuğumuzu sandığımız şeyleri de unutmuyor. Onlar bizim başka şekillerle içimize sinip davranış olarak yansıyor. Derler ya, anılar sandığımızdan çok daha kurgusal aslında. Evet, yani tam da dediğin gibi. Biz onu, bir de ben şeyi çok severim. Gerçekten hayranım bazı yani genel olarak insanlar yaptığında. İnsanlar geçmişi yeniden kurguluyor. Yani olayları öyle bir anlatıyor ki, ben oradaydım diyorum ya. Ben oradaydım, ben hatırlamıyorum. Sonra ben kendimi düşünüyorum, diyorum ki, ben nasıl hatırlıyorum? Belki ben de hatırlamak istediğim gibi hatırlıyorum. Çünkü yine enteresan bir, Boğaziçi'nin ikinci şeyine katılmıştım, ikinci bahar eğitimlerine. Orada psikolojide insanların şeyi anlatılıyordu. Görme yeteneğinin ne kadar kısıtlı olduğunu ve dünya aslında gördüğümüz dünya değil. Biz onu proses ediyoruz beynimizde, görüntüleri işliyoruz. Sonra ondan bir imaj çıkarıyoruz. Fakat onları anında yapamadığımız için, binlerce impuls geldiği için görebildiğimiz dünya bizim belki gerçek dünyanın bir kısmı. Şimdi bir de düşünün, hatırlayabildiklerimiz, bizim anılarımız, gördüğümüz olayı bile net olarak göremezken hatırlamak,
O nasıl hatırlamak istediğimizle alakalı. Yani biz onu büyük acı veren bir şey olarak hatırlamak istiyorsak zaten unutmuyoruz. Devamlı hatırlatıyoruz. Unuttuğumuzu sansak da alttan bir yerlerden sızıyor. Yani error veren bilgisayarlar gibiyiz aslında ama hayat bu kadar da karamsar bir şey değil. Günün sonunda ben şöyle düşünürüm hep. Tamam, onlar yaşandı. Benim karakterler bir şey yapsınlar, bundan sıyrılsınlar. Çünkü umutsuzluk bu kadar da taşınılacak bir yük olmamalı diye de düşünüyorum. Ama işte ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum. Bilinçaltımız da illüzyon seviyor ama illüzyonları seviyor. Seviyorum tabii. Biz her şeyi ya bir kere verdiğimiz isimlerle bile illüzyon yaratıyoruz. Yani kullandığımız kelimelerle bile. Yani mesela anne diyoruz şimdi, anne. Yani anne nedir? Herkes için anne o kadar farklı ki. Benim anne algım. Ben anneyim. O mudur? Ben birisinin çocuğuyum. O mudur? Yani benim bir tek bende bile çok fark ediyor. Düşünün bir de. Milyonlar var. Herkesin anne algısı farklı. Yani tam dediğin gibi aslında gördüğümüz alanın görmediğimiz kısımları kendimiz tamamlıyoruz ve bir imaj yaratıyoruz. Evet. Hani o tamamladığın kısmını ne getireceği senin yaşanmışlıkların, deneyimlerin, seçimlerin yani birçok şey etkiliyor. Evet. Ve aslında hem gördüklerimiz hem hatırladıklarımız farklı farklı şeyler. Ben birazcık daha farklı bir konuya ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu tabii öykü yazan arkadaşlara senin önerine çıkacak. Daha gençler olabilir. Görünür olmak, işte yayınlamak, bunlar kolay şeyler değil. Dergilerde yayınlanması kolay şeyler değil ama bir süreç bu da. Ve herkes kendisinin işte yazdığı zaman çocuğu gibi görüyor. Evet ben yazıyorum, işte çok güzel oldu diyor. Eleştiriye de çok açık olmayabiliyor herkes. Bu süreçte hani atölyeler, yazı atölyeleri, dergilerde yayınlamak, destek almak, yani görüş almak... ya da kitap yayınlama sürecindeki zorluklar, hani o konudaki deneyimlerini ben biraz sormak istiyorum sana. Ya aslında Türkiye'de iyi bir eleştiri, daha doğrusu dürüst bir eleştiri ortamı yok. Çünkü ne yapıyoruz? Yazan herkesi şey yapıyoruz, alkışlıyoruz. Aslında hani gerçek anlamda şu kitap olmamış, şunun şusu eksik diye insanlar çok fazla da açık açık konuşmuyor, yazmıyor. Ama bir yandan da bu kadar çok öykünün yazılıyor olması da iyi bir şey. Çünkü sonuçta içinden çok parlak insanlar da çıkıyor. Tanımış olmaktan mutlu olduğunuz insanlar çıkıyor. Çünkü okuyarak tanıyorsunuz. Yazmak için benim tavsiyem şu. Bir kere ben çok geç başladım. 40 yaşımda başladım yani yazmaya. Oysa üniversitedeyken yazı yazardım ben. Bir sürü denemeler yazardım, kısa öyküler yazardım. Ama bıraktım 20 yıl, hiç elimi sürmedim. 20 yıldan fazla sonra... Sigara gibi hiç başlamayacaktım. Yok, iyi ki başlamışım. Hayatımın en güzel şeylerinden biri oldu, süreçlerinden. Yani kitabın kendisinin çıkması değil de yazmanın kendi çok güzel. Ya, o süreci çok seviyorum. Ama şöyle yani... Yazmaya ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Ben bir kere bunu söylüyorum. Yani hiç, çünkü hiçbir bahanesi olmamalı. Ne çocuk doğurdum, ne kariyer yaptım, ne işim ağırdı. Hayır yani çünkü yazmak bir pratik. Yazdığınız anda birbirini tetikliyor. O böyle bir ilham gelsin diye beklenen bir şey değil yani. Ya tamam bir ilham oluyor işte, bir karakter görüyorsun. Hadi bunu yazayım. Nasıl yazayım? Düşün, çalışır, şöyle olur. Mümkün olduğunca en erken. Ben atölyelerle, hep atölyelerle ilgili iki ayrı şey var, akım var. Bir beş para etmez olduğunu düşünenler, bir çok faydalı olduğunu. Ben şundan dolayı seviyorum. Bir kere Türkçe okuyup yazmayı öğretiyorlar. Yani öğretiyorsa eğer. Okuduğumuzu da anlamıyoruz çünkü büyük ölçüde aslında baktığında. Yani gelenlerin evet. Büyük bir bölümünün bunu fark ederek ayrıldığını da görüyorum. Evet, ben. Kesinlikle. Ya... virgülün nereye konacağına dair olan tartışmalar benim gittiğim grupta 10 yıldır o virgül orada mıydı, burada mıydı? Hala bunu çözememişiz. Hadi neyse diyelim ki o da basit bir şey. Ama atölyelerde başkalarının yazdıklarını görmek ve sizin yazdığınıza dair onların yorumları bence güzel. Eğer bunu kullanabiliyorsunuz. Sen çok
gereksiz artık hiçbir şey katmıyor deyip gitmeyebilirsiniz. Ama bazı atölyeler var mesela, çok güzel felsefi tartışmalar, bir kere mitoloji bilmeyen bir toplumuz, okulda öğretilmiyor. Ben mitolojiyi de kendi başıma okuyamazdım, itiraf edeyim yani, ama birlikte olduğumuz bir grupla okunuyor. Mesela o da bana büyük katkı. Şairler... Grup var tabi, ancak grupla halledeceksin. Tek başına okunacak gibi değil. Evet, bir tek Pınar okur sanırım. Evet, tebrik ediyorum. O felsefe falan da okuyor. Mesela ben felsefe hayatta öğrenemem. Birilerinin bana anlatması lazım yani. Mesela o tür şeylerde zenginleşiyorsunuz. Bence bana çok katkısı oldu. Bir de ben çok tembelimdir dediğin gibi. Herkes yazıyor, ben de yazayım diye bir coşuyorum. Ve o... Ben hayır, şey anlamında yani, gerçekten bazen hiçbir şey yazmam, bazen 3 tane yazarım falan. O da bir artı oldu. Ben atölyeden fayda gördüm. Ama hiç fayda görmediğini düşünenler de olabilir. O nedenle mesela hiç yazmamış insanlara bir kere mutlaka gitmesini öneriyorum. Ha, dergilere öykü göndermek konusuna gelince bence göndermek lazım. Çünkü dergiler size o kadar kötü davranabiliyor ki öğreniyorsunuz. Çok güzel oluyor. O da bir deneyim oluyor. Kitabı bastırma konusuna gelince bazen kitaplar çok kolay basılıyor. Görüyorum. Hatta parayla basılma dair söylemler var. Tabii bunlar da üzücü. Ben bayağı uğraştım yani, 7-8 yayın evinden red geldi. Yaşımdan dolayı red gelen var. Yani böyle tam açık olarak söylememişlerdi ama hani böyle satır aralarında anlıyorsunuz onu okurken. Hiç cevap vermeyenler oldu tabii. En azından bir cevap da vermişti, onu da takdir etmek lazım. Ama selden çıkmasına çok mutlu oldum. Çünkü çok birlikte çalışmaktan çok şey öğrendiğim bir grup oldu. O nedenle o beni mutlu etti. Yazmak kolay bir süreç değil. Ama ne kadar çok yazarsanız o kadar çok zevk alıyorsunuz, o kadar çok gelişiyorsunuz. Ve etraf şey dolu yani, hikaye dolu, onları görmeye başlıyorsunuz. Çok güzel bir hikaye bence. Balkon var, yan masa. Balkon var, yan masa. Mezar taşlarını değiştiren babalar o var, duyuyorsunuz bunu. Yani gerçekten ilginçmiş. Evet ya. Evet. Sushiko'ya borçluyum. Belki hiç beklenmedik yerden çıktı. Şey, yaşam ve ölüm de hani iç içe senin öykülerinde. Hmm. Doktorluk da herhalde yani, zaten doktorluk çok sık sızmış evet. Yani. Tıp eğitimi tabii ki hayatın. Saboterliklerimiz eksik değil canım. İster istemez. Sabomuz var. İsmail giyiyor. Çok tatlıydı o. Şey yani bu hani o yaşamla ölümün çok iç içe olması da bana çok hoş geldi. Yani ölümü anlatmıyorsun hiçbirinde ama o ince sınırı biz yaşıyoruz işte. Onkolog olduğum için herhalde. Çünkü onkolojiye ilk başladım ben. Ve benim çok sevgili onkolog arkadaşım da bugün geldi. Teşekkür ederim. Birlikte ihtisas yaptık. Mesela orada da şeyi o kadar alışıyorsunuz ki. Yani daha doğrusu tıp fakültesi öyle. Yani kadavra kesiyorsun ya, bundan daha böyle artık daha olabilir mi yani? Ve bir başkasının düşüp bayılabileceği, korku da değil yani, tiksinebileceği bir ölü üzerinde çalışıyorsunuz ve ne geyikler, şakalar yapılıyor. Yani başkası duysa bizi asar yani. Ama öğrencisiniz ve yapıyorsunuz bunu. Ölümle dalga geçmeyi öğreniyorsunuz. Sonra bir başkasının bedenine hiç izin almadan rahatlıkla dokunuyorsunuz. Yani izinden kastım tabii ki doktor olarak izin alıyorsunuz ama başkasının bedeni sizin oyun alanınız oluyor. Sonra o insanlar sizin, yani oyun alanı derken yine tüm politically correct oyun, doğru cümleleri seçeyim. Yani sizin iş alanınız oluyor. Ne yazık ki öyle ama öyle. Sonra bir de onkoloji gibi bir alanı seçiyorsunuz. Tamam, ben erken bıraktım, çok uzun yıllar yapmadım ama orada hayatın aslında pamuk ipliğine bağlı olduğunu da görüyorsunuz. Cerrah olsam bambaşka duygular yaşardım herhalde. Ama bir yandan da hani ölüme bu kadar yakın olup ama bir yandan da ölüme bu kadar uzak olabilen başka meslek var mı bilmiyorum. Bir yandan da bu herhalde hayatı daha sert duruşun ve mizah anlayışını da getiriyor. Senin o mizah anlayışını da ben çok seviyorum. Öyle de size, yani gerçek hayatta da öyle.
bir yandan sert bir şeyler okuyorsun ama bir yandan da sürekli gülümsüyorsun ama çok hoş yani. Ben hep şeye inanmak isterim yani. Hayat evet dayanılmaz bir yük aslında. Biz buna dayanmak için gerçekten dalga geçmeyi bilmemiz lazım. Başka türlü çekilir mi yani? Düşünsenize her an ölebileceğinizi biliyorsunuz. Sevdikleriniz ölüyor. Hastalıklar, felaketler. Ama hayattayız. Nasıl dayanıyoruz işte? Böyle bakmak lazım. Aslında çok bir yandan da evham bir insanımdır. Mesela devamlı bir parasız kalacağım evhamlığı var. Oysa hiç parasız kalmadım hayatım. Artık bütün ülkede var, rahat ol. Ondan sonra dalga geçiyor kardeşim. Yani aramızda en zengin sensin, sana ne oluyor? Yani böyle işte korkularımızı yenmenin yöntemleri herhalde. Bulmak lazım. Ben son sorumu soruyorum. Dilek'te röportajını okudum. Orada işte Alice Munro'yu çok sevdiğini belirtmişsin. Ama tabii beğendiğimiz yazarları yani tarzına yakın bir şeyler yaratmaya çalışsak da çok farklı alanlara gidiyoruz. İlk başta birilerini taklit ediyoruz. İşte belli yönetmenler hoşumuza gidiyor. Yazarlar, hatta ressamlar, müzisyenler. Ne bileyim mesela Cortazar'dan çok etkileniyorsunuz. Yazdıklarınızı başka biri okuyor. Bu kerete benzemiş ya diyor. Hani hiç oradan Cortazar çıkmayabilir. Kimlerden etkilendin ve nasıl bir yani etkileşim ilk yazdıklarında nasıldı? Ya evet, gerçekten Alice Munro'ya hayran olduğum dönemler vardı. Onun gibi böyle upuzun sonu gelmez öyküler yazıyordum. Sonra bir yerden sonra dedim ki kendim sıkıldım kendi yazdıklarımdan. Alice Munro'yu da dönüp bir daha okuyamadım. Cilt, yani bütün kitapları duruyor. Ama mesela çok çok sevdiğim insanlar var tabii. Soyadını da hiç söyleyemem. Oates yazıyor da. Oates de yok. Mesela onun hastasıyım. Catherine Mansfield'ı çok severim. Şimdi mesela Nevada'yı okudum. Nevada'yı okuduktan sonra Claire Wave Watkins. O kadını okudum. Böyle şok geçirdim. Jabbar'la 100 kitabı bayağı okuyorsun. Çok okuyorum. Evet. 100 kitabın her kitabını okuyorum yani. Gerçekten çok beğeniyorum. Bir de ne yazmışlardı ama ben Amerikan öykücülerini seviyorum. Çünkü ben şeyi seviyorum. John Shaver'ı mesela. Evet ama o biraz tabii eski artık. Kar vurucusu. Cumhuriyetçiler gibi kar vurucular. Ama mesela Keret'i de çok sevdim. Keret'in bir tane Adidas ayakkabı öyküsü var. Gerçekten çok kıskandım yani. Şunu dedim ben yazabilsem var ya artık kimsenin suratına bakmam ha yani. Ben ondan sonra. Fakat tabii yani kısacık bir öykü yazmış o işte kendini tanrı yani sanan çok... otobüs şoförü ya. Şimdi öyküyü bitiriyorsun diyorsun ki ne var ki bunda? Sonra aydınlanıyorsun. Aa bayağı işte bu var falan. Ya ben şeyi sevemiyorum ya böyle ağdalı süslü cümleler. Öyle bir kişiliğim yok. Karşıda değilim. Yazabilenlere Bazak de takdir ediyorum. Var, kitapta. Var. Bazak okumuşluğumuz vardır. Bazak'ın öğrencileriyiz. Çocukken çok severdim. O bile o kadar süslü yazmaz. Öykünün konusunun vurucu olmasını isterim. Söz oyunu tabii ki güzel, lezzetli bir dille yazacağız. Okurken okuyucu tad alacak. Tukur da olmayacak ama asıl ne anlattığıyla etkilensin yani. Ona bakıyorum. Mesela Hemingway gibi ya. Hemingway inanılmaz yani. O yüzden onu çok seviyorum. Ama hiç beklemediğim öyküleri de seviyorum. Ülke Oktay'ın Sel yayınlarından benden sonra kitapları çıkmış insanların kitaplarının hepsini aldım, okudum. Kamil Erdem'i okudum. Dedim ki hemen Datça'ya arabayla benzin bu kadar pahalı olmasa. Yola çıkıp dedim Datça'ya gidip tanışmalıyım. Ücrabi köyündeymiş. Hepimize umut verdi. Bir de ilk kitabın 72 yaşında. Evet. Herkes geç değil artık geç değil şeyini. Kamil Erdem'in bir tane köylüleri aydınlanmak için gitmiş. Silopi'ye gitmiş. Tipli öğrencilere anlattığı bir öyküsü var yani. Muhteşem yazmış. Ondan sonra Ülke Oktay'ı okudum dedim ki ya hemen Zarif Hanım benim tanışmam lazım dedim Ülke Oktay'la yani. Mahalledeki mahalle kızlarını anlatıyor. Ya inanılmaz yani. Ben içinde mutlaka biraz mizahi bir şey olsun, bakış açısı olsun. Hoşuma gidiyor. Ve de tabii ki öykünün konusu iyi olsun. Ben durum öykülerine falan hiç tahammül edemiyorum. Edemiyorum yani elimde değil. Yani bir şey anlatsın, bir olay olsun. Karakter bir yerden bir yere gitsin bari. Ben oturmasın de, o koltukta, bütün gün düşünmesin yani. Ben düşer bayılırım ona okulda.
geriye dönüşleri mesela sen çok iyi veriyorsun metinlerinden. Bazen öyle öyküler okuyorum ki hani geriye dönüş öyle topla topla gel, topla topla gel. Ya bütün günlüğüm bir koltukta oturarak düşünerek geçiren öyküler var. Yani böyle öykü olur mu? Benim tarzım değil. Yani zevk alanların ben tabii ki şeyini karışamam ama böyle yazarları seçiyorum. Şey zaten yine o söyleşimde çok az anlatarak karşısındakine hah budur duygusunu vermek önemli demişsin. Yani evet. Senin metinlerinde de o fazlasıyla var zaten. Yani inşallah. İyi röportaj veriyorsun ama bu arada. Okudum derslere çalışırken baktım bayağı güzel cevaplar var. Ben hatırlamıyorum ama sen. Teşekkür ederim. İstersen izleyicilerden de sorular alalım. Belki bir şeyler sormak istiyordur. Gelenler katkı olabilir. Yani ben okumadan geldiğim için çok tatlı sohbetini hemen okuyacağım. Keşke okuyup gelseydim. Kesinlikle. Evet. Şey, okumaya değer. Güzel, okumadan bir kitap olduğunu bilmek güzel. Bursa'da söyleşi yapmıştık. Nilüfer Belediyesi sağ olsun çağırdı. Orada bir öyküm var benim, işte yatalak bir kızı anlatan. Öykünün sonunda da böyle açık uçlu bir şey bırakmıştım. Birkaç çıkarım olsun falan diye. Dediler ki ya biz bir aydır bunu tartışıyoruz. Bunun sonunu ne demek istedim? Ha dedim, bir aydır bunu tartışmak istiyorum. Benim amacım buydu. Çok mutlu oldum dedim. O kadar sevindim ki. Çünkü ben de öykülerde genel olarak sonuçlar çok kesin. Ne olduğu belli yani. Üç aşağı beş yukarı. Bir onu öyle belirsiz. Kortazar'a özendim. Bu arada Kortazar hiç benim yazarım değil. Bir öyküsünü çok severim. Ama mesela onun tarzı da bana uymuyor. Tabii ki hayranıyım yani onu yazabildiği için. Ama ben mesela öyle yazamam. Yazmak için de bir çaba sarf etmiyorum. Tam farklı bir yazar türü. Evet, o biraz hani gizemli şey karar. Evet. Falan. Doğru. Bir daha Alice Munro okuyamamam kötü oluyor. Ben de çok seviyorum. Hepsini okudum. Çünkü şöyle bir daha okuyamadım dedin mi? Ben de okumadıklarınız kaldı herhalde. O kadar çok kitap var ki yani devamlı bir yetişme kaygısı içindesiniz. Evet. Ne yazılıyor? Bir de merak ediyorsunuz. Bir de Nuray Hanım var şimdi. Sağ olsun Nuray'da. Yok burada değil mi? Arkasından konuşuyorum. Yok yüzüne de söyledim dedim. Ya yani o habire yazıyor 4 tane. Eyvah yine yetişemedik onlara. Evet o çok kışkırtıcı. Evet. Alıyorum onlardan. Tavan arasında bu da bana 5 yıldır okutamadı onu. Bunu oku, bunu oku diye. Her dediği öykü kitabını ya da romanı aldık duruyor. Okuyabildiklerimizi okuyoruz bakalım yetişelim diye. Ali Sumaro. Tabii onun özellikle bir tane evden baskı gördüğü için kaçmasına yardım ettiği, kadına yardım ettiği bir kız vardır. O öyküsünü çok beğeniyorum. Çünkü kız geri döner. Kaçmayı başaramaz. Kaçtığı halde geri döner adama. Baskı gördüğü halde. Okumadıklarından bir. Benim öyle sevdiğim yazarları bitirmemek gibi bir takıntım var. O kadar az az okuyorum bitmesin diye. Henüz bir kitabı okudum. Diğerleri duruyor. Diğerleri benimkini bir gecede okuyabilirsin. Sadece evet bunu sorayım. Çok hevesle okuyacağım hemen. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geveze yazar olarak çok konuştum. Ay, olur. Sağ olun. Dergi seni dinlemeye geldim. Çok sevindik seni gördüğümüze. Diğer kitabını hararetle bekliyoruz. En kısa zamanda umarım. Var mı bir şey? Ya dosya üzerinde çalışıyorum. Bir dosya var. Ama işte biraz önce... Evet. Ümit'in dediği gibi... Daha birinci öyküde, 15 gündür birinci öyküdeyim. Çünkü lübünce cümleler kullanmak istiyorum. Travestilerin kullandığı cümleler. Onu da doğru kullanabiliyor muyum? Emin olamadım bir türlü. Sözlük var ama cümle içinde nasıl kullanılır acaba diye. Travesti bulacağım diye. Neyse buldum. Düzelttirdim. O tür şeylere takıldığım için yani, ilerleyemiyorum. Yani oturdum masa başında yazdım değil, saha araştırması da gerekiyor. Ben çok YouTube seyrederim o yüzden. YouTube sağ olsun. Saha araştırması onunla yapıyorum. Evet. Artık bir tane var. İnşallah. Bir tane yarım kalmış romanım var. İşte 3 yıldır duruyor. Bakalım. Bitirmeyi düşünüyor musun? Ya sonunu bir bulabilsem bitireceğim.
sonunu bulamadım. Oysa yani bayağı büyük bir kısmını, ince bir şey olacak, novella gibi. Çok hızlı yazmıştım, 2 ayda yazdım. Sonra birdenbire bu ne ki ya falan oldum, kaldı. Sonunu değişik bir şeyle bağlamam lazım. Üzerinde çalışmak lazım tabii. Evet. Roman yazmak çok farklı bir pratik. Şey. Onun için dedim yani sen çok öyküyle... Evet, öyküyü artık alıştık ya, evet. Kolay da geliyor. Bildiğin şey kolay geliyor insana. Ama roman yazmak konusunda oturup tekrar çalışmak lazım. Bir roman belki daha kolay aslında ama farklı bir yol. Ya Latife Tekin şey demişti, Gümüşlük'te gittiğimiz atölyede sonra bir öğleyin sohbette şey yapmıştık. Hastane yönetip roman yazamazsın demişti bana. Çünkü çok dedi çalışmak lazım vakit. Artık emekli olduğuma göre yazabilirim belki. Bir ümit. Hayatın onunla geçmesi lazım herhalde. Yani bütün şeyin konsantrasyonu orada olacak, sürekli düşüneceksin, evet, falan gibi bir o şey ayrı onunla bir yaşamak gerekiyor. Öykü okumak da kolay, öğrenmişseniz yazmak da kolay. Önemli olan iyi bir fikir bulmak. Bakalım bundan sonra bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah. Çok teşekkürler sizler geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Sevgili Özgür'e ve Sevda'ya da çok teşekkür ediyoruz. Zorba Kitabevi'de. Çok teşekkürler. Zorba Kitabevi'nin meşhur koltuk söyleşilerinde Buket Arbatlı'yı konuk ettik. 8 ayda 21. konuğumuz siz oldunuz. Aynen. Öncelikle moderasyon için hem Pınar'a hem Ümit'e teşekkürler. Ben de bir iki soru sormak isterim. Müsaade çok var ise. Çok sevinirim tabii ki. Tamam. Şimdi öncelikle öykü aklına dönük bir soru soracağım. Biz burada da bu işe oldukça kafa yoruyoruz. Yazan çizen de çok arkadaşımız geliyor. Ben öykü tanımınızı merak ediyorum. Yani aslında birkaç öykü tanımı yapacağım ben. Örneğin Hemingway öyküyü bir at yarışına benzetiyor. Başlangıcı ve sonu önemlidir diyor. Hı. Ama Poe öyküyü tasarlanmış tek bir sözcüğün dahi olmadığı bir metin olarak tanımlıyor. H.G. Wells şöyle tanımlıyor. Yarım saat içerisinde okunabilecek kurmaca bir metindir. Şunu fark ediyor. İşte, çok aşağılamış. Çeho şöyle söylüyor. Yani başı sonu önemli olmayan ama duvarda bir tüfek varsa muhakkak bir yerinde patladığı bir metindir, evet, diyor. Şunu fark ediyoruz. Yani hiçbirinin öykü tanımı birbirine uymuyor. Doğru. Mesela Çeho'ya göre başı ve sonu önemli değilken Hemingway için at yarışı. Başlangıç ve son önemli. Buket Arbatlı'nın öykü tanımı nasıl? Ya kimin söylediğini hatırlayamıyorum ama babam bana söylemişti. Galiba Tolstoy da demiş olabilir. Roman bir savaşsa öykü düellodur diye. İşte hatırlayamadığım için de söyleyen kişiden özür dilemek istiyorum. Ben öyle görüyorum. Yani öykü bir düello anı. Çok benim tanımıma uyduğu için böyle görüyorum. Ve o düello anında baş ve sondan ziyade bir tepe nokta var. Ya sonuna koyarsınız ya ortasında olur. Ben öyle görüyorum. Ama o tepe noktası olması lazım. Çünkü ne kadar kısa olursa olsun o yükselişi hissetmesi gerektiğini düşünüyorum okuyucunun. Ve böyle uzun uzun anlatabileceğiniz yeriniz yok. Sanki biz şimdi ben ilaç sektöründe çalıştım 20 yıl. Temsilciler hep aynı şeyi söylerdi. Sayfalarca metin anlatıyoruz doktora tanıtması için ilacı. İşte broşürler, kitaplar ama derdik ki doktorun sadece 10 dakikası varsa sen bütün ilacı 10 dakikada nasıl özetlersin? Ve bunun durmaksızın pratiğini yapardık. Çocuklar tabii saçmalıyor, düzeltiyor. Sen ona mesajlar veriyorsun. Öyküyü de öyle görüyorum. Benim okuyucuya saatlerini alacak durumum yok. Ama ben bir olay anlatacağım. Beni bir olay olarak görüyorum öyküyü. Yani bir hikaye olarak görüyorum aslında. Öyküyle hikaye arasındaki fark olarak görüyorum. Öykünün bize anlattığı bir hikaye var, bir olay var ve bunun çıktığı bir yer var. Kahraman bunun içerisinde bir şeye uğramalı, değişime. Bir de şeyde benim çok eleştiri aldığım bir nokta var. Ben tek bir kahramanın üzerine dayalı öyküleri sevmiyorum. Benim öykülerimde en az 2 kahraman olmalı. Yani bu da çok klasiktir ya, karakterin başına bir iş gelir ya da karakter bir şeye şahit olur ya da karakter bir şey yapar. Bundan ziyade yanında bir yola çıkmıştır. Bir yola çıkmış. Çıkamıyor artık. Çıkamıyor. ya da şehre biri gelmiştir falan gibi. Yani sonuç olarak ben şey diye düşünüyorum, benim anlatmak istediğim öykülerde birden farklı fazla kişinin
o olayla ilgili de ne düşündüğünü, ne duyduğunu ve nasıl bir değişime uğradığını görelim istiyorum. Yani o tabii her zaman olmuyor. Çok kolay değil. Ama genel olarak öyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Benim açımdan bu tanım çok uygun. Tam bir düello yani. Çok kısa bir an. Evet, sonunda biri ölebilir. Ölmeyebilir. İkisi de ölebilir. İspanyol filmleri gibi sürpriz finalleri seviyorsun zaten. Ben altın evet. Yani. Ben şeyi seviyorum yani. Şimdi böyle plot twist mi ne diyorlar ya. İşte sonunda farklı bir şey. Beklenmedik bir şey olsun. Bir tane Fransız öyküsü okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Aile çiftçi, yaşlı babaları da var. Birisi tavukların yumurtalarını çalıyor. Dediler ki işte tilki herhalde. Konuşuyorlar falan. Sonra baba, evin genç babası, karısına diyor ki ben diyor nöbet tutacağım, bakacağım diyor. O tilkiyi vuracağım diyor ve babasını yakalıyor. Büyük babayı. Büyük baba yumurtaları çalıp şeyde satıyormuş. Köyde bir şeker alıyormuş. Baba diyor ya diyor sen söylesen biz bu parayı sana verirdik. Yumurtalar çalınır mı diyor. Şimdi bu benim açımdan çok basit ama çok güzel bir örnek. Yani burada herkesin beklemediği bir şey olsun. Yani büyük babadan bekler miyiz? Yani bir de masada da kızıyor falan. Bu tilkiler hep böyledir falan falan diye bir sürü de söylem çekiyor. Yani ben böyle bakıyorum öyküye. Şey geldi aklıma, senin sorunla da kötü söylediği bu Bahtin'in diyoloji dediği bir şey var. Birisi bir şey anlatır, karşısındaki onun bir kısmını anlar. Çünkü hani ister istemez birisinin anlattığı ile öbürünün anladığı arasında bir fark vardır. O farkta üçüncü bir anlam çıkar. İşte ikinci dinleyen kişi ha, şunu mu söyledin der. Gene karşısındaki onun bir kısmını anlar ve böylelikle bitmeyen bir süreçte anlamda boşluklar oluşa oluşa ve o boşluklarda da yeni anlam oluşa oluşa bir diyalog gelişir aslında. Hani senin öykülerinde de o çok var. Anlaşılmayanlar, susuşlar, işte söylenilenler, karşısındakinin yanlış anlamaları falan. Evet. O düello dediği şeyle benim bu hani böyle düşünmüştüm senin öykülerini okurken. Çok birbirine uydu sanki. Evet. Çok uzatmayacaksak bir de ufak bir tespitle bitirmek isterim en azından bize düşen, zorbaya düşen süreyi. Hani az önce sen söyledin ya, toplumsal ahlak normları ve Buket Hanım da en korktuğum şey aslında, en tiksindiğim şey bu ahlak kavramı. Thomas Hardy'nin Tess romanı var. Tess diye bir romanı var. Aslında bu tam konuştuğumuz şeye denk düşüyor. Siz konuşurken araya girmemek için aklımda tuttum. Bu Tess romanı aslında İngiltere'de şömine başında okunan bir roman. Ve romanın bir bölümünde kızlar dereden karşıya geçirilecek. Ve erkekler var yanlarında. Thomas Hardy'ye kullanan toplumsal ahlak baskısı ve normları erkeklerin kızları kucağına alıp nehirden karşıya geçirmesine engel oluyor ve el arabasında geçiriyorlar kadınları. Sırf o şömine başında okunacağı için insanlar rahatsız olmasın diye tırnak içerisinde. Okuduğum kitapta da bu Kısa Öykü diye bir kitap var, Bitsin yazdı. Şöyle söylüyor, yazar toplumsal ahlak normlarına takılırsa gelecek yüzyıllar tarafından dalga geçilmeye hak eder diyor. Sizin kitabınızda sanırım bu konuda tam devreye giriyor. Dalga geçecek bir kitap olmuş toplumsal ahlak normlarıyla. İnşallah, evet. Ümit ederim. Ya ufacık bir şey söyleyeyim. Murat Gülsoy'un bir söyleşisinde söylemişti. Şimdi maymunların, işte bir maymuna resim yapmayı öğretiyorlar bir deney olarak. Bayağı işte kömür veriyorlar, eline uğraşıyorlar, tutmasına çalışıyorlar falan. Ve maymun sonra resmi çiziyor. Çizdiği şey siyah çizgiler. Çünkü kafesten gördüğü şey siyah çizgiler onun için. Ve şey diyor ki Nabokov, ben bunu bu şeyi örneği duyduğum zaman çarpıldım ve Lolita'yı yazdım. Yani benim için o çok anlamlı. Yani o siyah çizgiler, onun sınırları, onu sınırlayan demirleri yıktığı anda, onu fark ettiği anda Lolita'yı yazabilmiş Nabokov'da. Hani herhalde o demirleri bir şekilde, demirlerin önümüzde olduğunu maymun görmüyor. Sadece siyah, hani dünya böyle görünüyor olarak bakıyor. Evet. Ama onun demirler olduğunu ve bizi sınırladığını fark ettiğimiz yerde özgürleşebiliyoruz sanırım. En azından bizden sonraki nesiller yapacaktır diye ümit ediyorum. Yazarlarsa eğer, bilmiyorum. Çünkü herhalde kitap diye bir kavram kalkacak, belki basılı olarak kalkacak ama yazmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Sizin verdiğiniz örnekten hemen ben de şu kısa şeyi anlatayım.
ben üniversitede okurken sinemaya çok meraklıyız. O zaman Beta ve VSH mıydı? Kasetler var işte. VHS. Ondan sonra bizim evde de player var. Ben dedim ki kız kardeşime, Burdur'da da bir tanecik şey var, video kiralayan yer var. Dedim ki hemen git Maria'nın aşıklarını al gel dedim. Ondan sonra adam not, kız kardeşime de haber göndermiş. Eczacının kızı demiş, yakışmıyor böyle filmler. Dedim ki Maria'nın aşıkları ünlü bir sanat filmi, ne zannediyor adam zaten? Ne zannediyor olabilir diye. Ondan sonra evet bu nesilden geliyoruz, o yüzden bu kadar ancak yazabiliyoruz herhalde. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederiz.